Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve bugün sizlerle Köftistan New Horizons'ın 78. bölümüyle karşınızdayız. Ve bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm aslında biraz otomasyona özen göstereceğiz. Aşağıya biraz şöyle yaptım. Şimdi gel gelelim burada neler yapacağız. İlk olarak envanterimde birkaç makine var. Aslında şuralarda birkaç tane daha makine olacak. Evet. Nedense steklenmiyor. Evet, extruder. Muhtemelen farklı çip kullandım o yüzden. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane daha makinem vardı şurada. Neden medium voltaj kullanıyorsun diye soracak olursanız. Ha tamam, benim işimler burada, tamam. Ups. Sen buraya gelmeyecektin. Tamamdır. Bunlar buraya geldi. Şimdi başka ne yapacağız? Özür dilerim. Şimdi benim 8 tane burada Mark 4 chassis pipe'ım var. Evet. Sonra bunlar. Aslında şurada bir tane sinir seni basic logistics pipe'a çevireceğim. Aynen. Oops. Tamamdır, oldu bu. Evet, burası bağlı şu an. Şimdi burada ne yapacağız? Paçı içeride bir şeyleri devirdi gene. Evet, paçı bisikletimi devirmeye karar vermiş. Şimdi mesela başlayalım. Ben ilk önce bunu da elimde konfigüre edebiliyor muyum? Evet, edebiliyorum. Tamam, güzel. Şimdi mesela alüminyum plate bana bir tane alüminyum. Sonra steel. Bir tane steel. Bir tane stainless steel. Alüminyum. Bakalım. Şimdi şunu. Alüminyum al. Stainless steel. Ver. Tamamdır. Ve bunu şu bendik meşine yerleştirelim. Heh, bir de iki tane çip lazım. Prosesör. Request. Gelsin bakalım. Steel de gelsin. Alüminyum sen gidebilirsin. Aslında gene gerekeceksin. Neyse. Tamamdır. Bu ikisini bir konumda getirelim. Sen bir ol, sen bir. Ve yeterenç. Buna koymuşum. Bununla başlayalım. Gördüğünüz gibi bunu böyle görüyor. Şimdi alüminyum. Craft, tamam. Ha, tamam. Craft. Mesela
8 tane istiyorum. Ve buraya geliyoruz. Hop. Tabii ki de enerji yok şu an. Enerji olmadığı için. Nasıl dur şu an enerji sağlayabilmenin yolu var mı? Yok. Bataryam yok. Ne haber? Kaçtı. Şunlar biraz dolu. Ve bunlar direkt olarak buraya geldi. Evet. Şimdi bununla aynısını Enderman nereye kaldı? Ha, şuraya kaldı. Bakalım. Enderman. Tamam, sen geberdin. Yay, kill Enderman görevini tamamladım. Lan kaçma. Vuramadım ya. Ha, tamam. Evet. Bu şekilde. Şunda. Şimdi gelelim. Şu Large Lithium Battery ve High Voltage Battery Buffer'ı alacağım. Ve Transformer da gerekecek. Transformer yok. Neyse. Senin enerji üretimini nereye koyalım? Ya. Ups. Sen de buraya. Branch, gel bakalım. Evet. Bu 4 amper verecek. Bunun anlamı. Kaç kablo gerekiyor? Amper varacağı için. Gel. Ve ups. Ha, tam oldu. Ve şunu az kötü koyduk. Aynen. Burası böyle. Şuralara transformerları koyacağım. O yüzden neyse gerçi zaten otomatik bağlanmayacaklar. Şimdi iki tane medium voltage transformer. Aslında bir tane hiçbir şey daha yapabilirim. Transformer görevi neredeydi bunda? Burada battery buffer var. Ha. Voltage high hemen getirmek için. Öf. MV Yıldız. Yıldız Transformer. Tamam. I am Transformer. Bunu mu kullansam? Yok ya. Bir tane var bundan. Bir de bir tane daha yapalım. Machine Hall. Tamamdır, gerekenleri çekti. Kabloyu bekliyoruz. Geldi, tamam.
Şimdi. Transformer. Medium voltage transformer. Evet ve demin nasıl becerdiysem bir kendimi Abzu şey yayın modunu almaya başardım ama webcam yayın modunu almayı başardım. Neyse. Zaten çok bir şey yapmadım. Yaptığım şey şu transformerları yapmaktı. Beraberinde şu superconductor wire'ları koymak. Şuradaki transformer'ımız da, pardon, battery buffer'ımız da. Ve bunları bu şekilde besliyoruz. Bunun yanı sıra, dur, yeter range, neredesin? Şuna bunu koymuşum. Neyse. Bu. Şimdi. Başka ne lazım? Ha. Steel. Şimdi seni 4 konumuna getireceğim. Nasıl? 1, 4, 5. Tamam. 5 tane lazım bana. Sonra bunu bir konumuna geri getirip oradan devam edeceğiz. Aynen. Şimdi bir konumuna geri getirebiliriz. Gel bakalım. Oh. Ve şimdi neler lazım? Sen lazımsın. Sen lazımsın. Sen kesinlikle lazımsın. Sen lazımsın. Bir de ne düzenli olarak lazım oluyor? Bottle, gerekmiyor. Block, huge pipe, large pipe. Wire. Aslında sel gerekebilir, evet. Yok ya. Normal pipe. Normal pipe da şimdi. Bunlar hazır. Şimdi. Form press. Sen tamamsın. Şöyle koyalım. Bunlar da olsun. Evet. Sen de gel. Evet. Bunları artık bırakabiliriz. Hem de şu içindekini. Evet. Şimdi. Sen gel. Rod. Bolt. Small gear. Rotor. Nasıl dur? Aslında sen değil de. Seni geri döndürmenin yolu var mı? Edit yapabiliriz. Neyse şimdi şu dursun.
Normal gear daha önemli şu an. Onu falan hatırladım. Normal gear. Otocraft'larda normal gear'ı daha çok kullanıyorum çünkü. Daha çok gerekecek. Ol bakalım. Evet, normal gear gel bakalım. Ve dın 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 dın. Evet, normal gear'ımız da hazır. Nasıl becerdiysen bunu. Tamamdır. Şimdi mesela steel rod yapmak istiyorum. Bir steel ingot, iki steel rod. Ve burası rod değil mi? Evet. Tamam, şimdi sisteme gelelim. Rod. Dur. Steel rod. Ama tabii sistemde var. Ama mesela ben 10 tane istiyorum. Bu ses ne? Evet. 5 tane geldi. Çünkü 10 tane bu şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi gidiyorlar. Evet. Rodlarımızı da otomatikleştirdik. Sonra Polarizer. Polarizer gel bakalım. Polarizer sen önemlisin. Şu iki steel rod gelsin. Şimdi bana bir polarizer nerede? Gel bakalım. Sen şuna dönüşüyorsun. Seni Polarizer'a takalım. Evet ve şimdi sistemden ben Dixie Road. 8 ile başlayalım. Şu an ilk önce olacak şeyleri söylüyorum. Buraya bunlar gidiyor. Buradan buraya gidiyorlar. Buradan da buraya gidiyorlar. Evet. Böyle gayet tatlı, güzel, başarılı bir gidişatımız var. Evet. Böyle her şeyi tek tek tanıtacağız işte. Ama bunlar için her biri için bir crafting modül lazım ve çok ucuz değil. Ama değiyor. Evet. Basitçe otomatikleştirmemiz bu şekilde. Ve bunu pek çok makineye böyle yayacağız. Şu an burada extruder'larımız böyle geldi. Şuraya başka şeyler gelecek falan filan. Evet. Bu arada aslında dur bunları bir yana taşısam daha güzel olabilir. Neden diye soracak olursanız de dur ya buradan da kablo gelsin sıkıntı olmuyor. Gelmesin ya çok çok. Yani ben bunları bir yana taşıyacağım. O kadar uğraştık biliyorum ama gel.
Sen... Ama sen lazımsın. Tamamdır. Buraya katır. Tamamdır. Extruder. Polarizer. Sen gel. Ve sen gel. Ve sen gel. Sonra pipe'lar unrooted. Ve bunlar gelsin. Ups, yanlış boru. Tamamdır. Gel direkt şuradan getirelim. Unrooted. Gel bakalım. Şurada. Burayı base'e çevireceğiz. Evet. Bir fazla oldu. Tamam, bu daha temiz oldu, evet. Şimdi Bay Patır sen gel. Sonra sen gel. Tamam, hiçbir şey patlamadığına göre şu an güzeliz. Oh. Yeter anç. Maalesef. Sen tamam, bu doğru olan. Sen gel. Sonra siz. Ve şurası şöyle gelsin. Tıkla. Rod. Bolt. Rotor ve gear. Geriye sadece şunu kalıyor. Evet. Sen gel. Sonra kablolar siz gelin. Ve kabloları bağlayalım. Tamamdır. Sebebi şuraya da logistik pipe iki yandan. Yani kötü durmasınlar diye. Evet. Geriye şunların hepsine farklı recipe'leri öğretmek. Diğer yandan gelelim. Normal mesela crafting table'da bir şeyler yapmak istiyoruz. Evet. Logistics pipes. Orada request table değil, pardon. Logistics crafting table. Bu şekilde yapılıyor. Biraz daha pahalı bir şey ancak bu normal crafting table yerine geçiyor. Buna normal crafting table resiplerini atabiliyorsunuz. Onu çok yapmayacağım. Çoğu şeyi Assembler'da yapabiliyorum ya. O yüzden Assembler'da bayağı bir resipi yapacağım. Evet.
Burası böyle. Sanırım burada bölümü bitirebiliriz aslında. Basit bir otomasyonumuzu bu şekilde yaptık makinelerimizde. Bu şekilde farklı farklı otomasyonları yapacağız. Mesela yavaş yavaş benim clean room'ları da yerleştirmem lazım. Belli başlı makineleri, sıvı kullanan makineleri de buraya getirtmem lazım. Evet, o zaman izlediğiniz için teşekkürler. Kötü günler, iyi eğlenceler.